Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bahçelerimize kışlık sebzelerin tohumlarını ektik. Ve bu tohumların hemen hemen tamamı çimlendi. Ama bazıları çimlenirken seyrek düştü, bazıları sık düştü. Sık düşenler arasından seyretme yaptık. Şimdi maydanozluk alana geçelim. Sık düşen yerlerden seyrek düşen yerlere aşılama yapalım. Böylece maydanozluk alanımızın tamamını maydanozla donatmaya çalışalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karşıdaki maydanozluk alan gayet sık çimlendi. Buradaki maydanozluk alanda da seyrek olan noktalar var. Bu sık çıkan yerlerden köklere zarar vermeden derin bir şekilde kürek yardımıyla alacağım ve burada hazırlayacağım çukurlara da dikeceğim ve böylece o aldığım kürek içerisindeki maydanozlardan bir tanesinin tutması bu alandaki seyrekliği ortadan kaldıracak. Önce maydanozları taşıyacağımız alanda küçük bir çukur oluşturuyoruz. Çukurumuz hazır olursa öbür taraftan getireceğimiz köklü maydanozlara zarar vermeden bu çukura kolaylıkla yerleştirmemizi sağlayacak. Onun için çukurumuzun hazır olması şart. Böylesi küçük bir çukur açtıktan sonra burada yoğun bir şekilde çimlenen maydanozluk alana derin bir daldırma yapıyoruz küreğimizle ve şu şekilde köklere zarar vermeden buradaki hazırladığımız çukura taşıyoruz. Bu işlem sırasında bir ya da iki tane maydanoz bitkisinin yaşaması bu alanı seyreklikten kurtaracak. Bu sebeple bazılarının ölme ihtimali göz önünde tutularak onlarca çimlenmiş maydanozu taşımamız daha olumlu bir sonuç verir. Aynı işlemi buradaki seyrek alanlara yapmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu kadar aşılama yeterli olacaktır. İlk bakışta maydanozluk alanda tohumların seyrek düştüğünü ve birçok alanın boş kaldığını düşünüyoruz. Ancak bazı tohumlar erken, bazı tohumlar geç çimlendiği için bu alanlar boş zannediliyor. Dikkatli bakılırsa buralarda da henüz yeni çimlenmeye başlamış küçük maydanozların olduğunu görüyoruz. Ve zamanla bu tamamen boş zannettiğimiz yerlerinde yine maydanozlarla dolma ihtimalinin olduğunu unutmayalım. Yani yoğun olan yerden seyrek olan yere aşılama yaparken de o aşılama yapacağımız yerde çimlenme ihtimali olan tohumların bulunduğunu unutmayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maydanozluk alanda sık çimlenme gerçekleşen yerlerden seyrek çimlenme gerçekleşen yerlere köklü maydanoz fidelerini toprağıyla birlikte taşıdık. Böylece oradaki seyreklik alanı ortadan kaldırmaya çalıştık. Bu işlemde maydanozluk alanımızdan en fazla şekilde yararlanmaya çalıştık arkadaşlar. Basit, küçük, hatırlatıcı bir bilgi olarak paylaşmak istedim. Böylece anlatmak istediklerimin sonuna geldim. Umarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.